Geçen sizin Twitter mesajlarınızı buraya gelmeden önce okuyorum. Şöyle bir şey yazmışsınız. Aylaklığa, övgüye özendim. Ben de yavşaklığa sövgüyü yazmayı düşünüyorum. <laughs> <Sizin gülüyor> öykünerek. Özür dilerim, öykünerek. Evet. Ökündüm Öyküne ve ben evet. de yavşaklığa sövgüyü yazmayı düşünüyorum. Erkan Burcu çok yavşaklıkla mı karşılaştı? Ee... Evet. Evet, ama bu, bu yani bu, kamusal alanda, siyasal alandaysanız ve böyle bir toplumda yaşıyorsanız, yani e, iktidar karşısında iki yüzlülüğün geçer akça olduğu, iktidarın ganimet paylaştırıcılık üzerine kurulmuş bir sistematik olduğu bir ülkede böyle bir şeyle karşılaşmanız e, hiç de yatsanacak bir şey değil. Burada durumu garipsenmesi gereken benim gibi bir adamın hala bu akıl ve anlayışla e, siyasete bakıyor ve konuşuyor olması, realistik değil. Yazacak evet. mısınız yavşaklar? söyleniyor. Ee, bu o günün gündemine bir e, göndermeydi. Yanlış hatırlamıyorsam e, Bülent Arınç'ın e, gündemde olan bir şey vardı. Ben bu çok eski bir zaman. E, ona bir göndermeydi. E, ama Allah'a şükürler olsun. Yani e, hani diyor ya. Yeteri kadar sabırla beklersen e, ve nehre bakarsan önünden cesetlerin bir bir aktığını görürsün. <laughs> Allah bazı şeyleri gösterdi bize yani. Yani yavşaklığa, sövgü yazmaya, benim yazmama gerek kalmadı. E, yavşaklık aşikar olunca herkes anladı anlayacağım. Önce 2005'teki mektubuma bakılsın. Sonra 2007 yılına yaklaşılırken yaptığım sayısız basın toplantısı, televizyon konuşması vesaire. Sayısız. Bunlara rastgele bakılsın. Ne dediğim ve ne yaptığım çok açık görülecektir. Ben cumhurbaşkanlarının Türkiye için bir vesayet müessesesi olduğunu biliyorum yani. Sistemin vesayet altına alınması bir tür yani denge ve fren mekanizmasını da Cumhurbaşkanlığında toplamıştır bizdeki sistem. Ama bu çoklukla bir vesayet mekanizması olarak işlev görür. Bazen de e, yani ulusal çıkarların korunması için, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün korunması için işlev gördüğü de olmuştur. Mesela Ahmet Necdet Sezer döneminde buna ilişkin çok iyi örnekler vardır. Bizi 2001'deki krizden sonraki seçime getiren şey neydi? 2002'deki seçime getiren şey neydi? o günkü Ecevit hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Irak'ın yeniden işgali projeksiyonuna karşı direnmesi. Türkiye'de yeni bir siyasetin yapılanmasının, siyaset kurumlarının darmadağın olması ve yeniden kurulmasının arkasındaki temel hikaye buydu. Demek ki yani bazen ulusal çıkarların ...vesayetini gözeten bir işlev de görebiliyormuş Cumhurbaşkanlığı ve gördü. Yani sanıldığı gibi ki böyle fonksiyonları da var... ...askerler her zaman e, dini hayatın kamusal hayattan dışlanması yönlü baskılarla işlevlendirilmiyor. Bazen bazı ulusal işlevlere de soyunabiliyorlarmış. Nerede gördük? 1 Mart konusunda ilan etmedikleri ama herkesce malum pozisyonlarında gördük. Daha önce Irak'a müdahale konusundaki pozisyonlarında gördük. Bunda bir şüphe var diyen varsa o zaman bana e, bütün bu Ergenekon yargılamaları, soruşturmaları sürecinden ne anladığını açıklaması lazımdır. Mesela geçenlerde Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı. Ya söylemek istemediği için ya değerlendirme dışında de tuttuğu için. Yani Türkiye'deki Ergenekon yargılamalarının biçimine, hedeflerine, başlangıçta yöneldiği noktalara bakın, kurgulanmasına bakın. Bunu tetikleyen şeyin ne olduğunu görürsünüz. 2004 yılı Yüksek Askeri Şura kararları. Sebep? Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kuvvetler Komutanlığı'nın daire başkanlığı düzeyinden kolordu düzeyine çıkarılması. Yani 7 bin kadro kapasiteli bir güçten 55 bin kadro kapasiteli bir güçe dönüştürülmesi. Yani bu Yüksek Askeri Şura kararıdır. Ve bu gerçekleşti. Şu anlamda gerçekleşti. Bir komutan atandı. Kolordu komutanı sıfatıyla bir komutan atandı. Ama kadrosu bütçede onaylanmadığı için o, o kadro kapasitesine ulaşmadı. Türkiye'nin bir gayri nizami harp kapasitesi örgütleme girişimidir bu karar. Ve bu karara Olur verenlerin hepsi cezalandırılmış. Bu olasılığı canlandırma ihtimali Türkiye'nin elinden alınmıştır. Şimdi dolayısıyla bu sürecin hedefi o gün hapise, hapislerde yatırılanlar falan değil. Onlar kurbanları. Hedef başka bir şeydi. Ve bu hedefe de ulaşıldı. Kozmik odaya girilmesine kadar var olan süreci seyredenler şimdi susuyorlar. Bu meselenin arka planında çok arka planında daha sihir seçimleri sürecinde Deniz Baykal'a verilmiş söz vardır. CHP'yi 367 tartışmasına angaje eden, 367 çözümüne angaje eden işte o sözdür. Hani Diyorlar ya sürüyü yardan atlatan bir tutam ot. İşte o bir tutam ot daha siirt seçimleri yapılmazdan önce verilmiş olan sözdür. Projenin sahibi, fikrin sahibi o sözü verenlerdir. FETÖ'dür yani. Ama bu konuda asıl hesap vermesi gereken adam Abdullah Gül. Asıl hesap vermesi gereken adam Abdullah Gül. Ama kimse sormuyor. Ve yani George Clooney tebessümüyle susuyor. Susmasına izin verilebiliyor. Yani bir ülke büyük badireler atlatmış. Siz bu badirelerin içinde çok kritik görevler üstlenmişsiniz. Size bunlara dair bir soru sorulmuyor. Size bir şey açıklama ihtiyacı duymuyorsunuz. Daha AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Abdullah Gül uluslararası sistemin bu parti içindeki kayımıdır. Uluslararası sisteme verilmiş sözlerin bekçisidir kendisini ee, majestelerinin valisi olarak çoktan kodladığım için majesteleri kim kendisinin meşruiyet devşirdiği uluslararası alan Amerika Birleşik Devletleri kendisinin ve yandaşlarının e, bunu doğrudan kendisine söylüyorum çünkü yani Herkes kendini biliyor ya. Bildiği için yani ben de beni biliyorum, o da kendisini biliyor. Bildiği için ne dediğimi çok iyi anlıyor. Onun için ee, ee, doğrudan söylediniz mi kendisine? İşte şimdi şu an söylüyorum. Şu an söylüyorum. Diyorum ki, majestelerinin valisi ee, bu işlerde kendine ait. Ne bu işte ne başka bir işte tamamen kendine ait ne bir fikir ileri sürebilir ne bir aksiyon olabilir. Bu anlamda bir karşılaştırmak yap karşılaştırma yapmak gerekiyorsa Tayyip Erdoğan çok daha hakiki bir adamdır. Yanlışıyla, eğrisiyle, doğrusuyla çok daha kendisidir o. Bak bakın yani Tayyip Erdoğan kendisidir. Yanlış yaparken de doğru yaparken de o kendisidir. Gördüğünüz adamdır yani. Ama öteki arkadaş öyle bir şey değil. E, entelektüel kaygı biraz önce de söz ettiğim gibi meseleyi kaşımaktan uzakta. E, hükümet de dedim ya aile içi bir mevzu olduğu için çok fazla e, aslında çok fazla derinlemesine e, öyledir o. Aile içi e, suçlar öyledir yani. Hani o suçun adını söylemeyeyim öyledir o en ses demek istiyorsunuz galiba. <laughs> ben söylemiş ee, oldum. Akla gelen şey. <laughs> yani böyle oldu. Bir siyasi ensesin yaşandığını düşünüyorsunuz, doğru mu? Evet. Aile içi bir suç yaşandı ve hala örtmeye çalışıyorlar. Evet. Ama sonsuza kadar örtemeyecekler.